Akrabalardan evlenecek olanlara gücü olmadığı zaman da onların geçmişte taktığı değerde altın takmak zorunlu mudur? Evet, altın takmak zorunludur demiyorum. Yok, bizim hani bu tamam, dini şeye dayanır. Nişan var. Ne demek nişan? Bilezik takıyorsun, altın takıyorsun kıza. Oğlan da yüzük takıyor. Oğlan diyor ki, kızlar bana diye bakmayın ha, benim yarim var. Türkümüz var ya, bana bakmayın, yarim var. Dinin emridir. Kız da diyor ki, hiç oğlan bana tazim olmasın. Benim yardım var, benim sevgilim var, nişanlım var. Dinidir nişan. Dinidir. Senin imkanın varsa beş altın tak, bir altın tak, evet. Bunda dinidir yani. Evet, sonra tabii evlenirken mehir hakkı var kadının. Her şeyini sana teslim ediyor. Bunun karşılığında peşin alma mehri muaccel hakkı var. Onu almadan yatağına girmez. Dinin emri bu arkadaş. Bir de sonra ödemek üzere mehri muaccel hakkı var. Yani almayacak, eyvallah, bir şey demiyoruz. Ama şer'an hakkı var. Ve bunu almadan mal bölünmez. Kim biliyor bunları? Kim dile getiriyor bunları? Müslümanız, tamam da. Müslümanın hükmü bu. Bu benim Cevat Hoca'nın fetvası değil. Kadın mehrini istediği takdirde adam ödememişse kadının alacağıdır. Borçlar ödenmeden mal taksim edilmez. Dinen böyle. Dinen böyle, ben de bunu duyuruyorum. Ha ben vazgeçtim, eyvallah. Şerefli, şeref alırsın, Allah'ın katında değer alırsın. Vazgeçtiğin için öyle bir şey. Kadın da böyle vazgeçerse eyvallah, ona sözüm yok. Ama hayır alacağım diyor, ödememiş mihrini. Evet, böyle ölmüş herif. Borcudur, o borcu ödermeden dinen mal taksim edilemez arkadaş. Şimdi bu mecburi midir? Nikah da böyle isterse mecburi tabii. Evet, ama bize peygamber diyor ki, evlendirmeyi zorlaştırmayın. Mehri kolay olan evlilik hayırlı evliliktir diyor. Onlar ayrı. Ama hakkı kadının böyle olabilir. Bunları işte öğretmek lazım. Evet. Takmazsa yani istediği halde takacaksın. Anlaşacaksın arkadaş. Orzulacaksın.